Pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kötü günlerimiz oldu, bayağı kötü günler yaşadık. O paylaşımda bu kötü günlerin sonunda tünelin ucunda gördüğümüz ışıkla alakalı bir aslında paylaşımdı. Ünitemizdeki koğuşlardan bir tanesi yaklaşık bir haftadır boş olduğu için temizlettik o koğuşu. Daha sonra koğuşun önünden geçerken içeriye de güneş ışığı yansıyordu. Gördüğüm manzara o odada. Daha önce yaşadıklarımız, kaybettiğimiz hastalar, yeniden hayata bağlanan hastalar hepsini düşünerekten böyle bir fotoğraf çekip sosyal medyaya koydum. Oh be etiketiyle paylaştım çünkü son dönemde hepimiz artık biraz oh be diyebiliyoruz sonunda. Sağlık Bakanlığı da izinlerimizi açtı. Bu da bizi mutlu ediyor tabii. Yani çok kötü günler yaşadık. Çoğu zaman yakınlarımızı göremedik. Sıkıntılı süreçlerdi. En son Aralık ayındaki son kısıtlamalardan sonra etkisi güzel bir şekilde yansıdı. Halkımızın da duyarlılığı sayesinde. Yaklaşık bir kısıtlamalardan 3 hafta sonra yılbaşına yakın bir dönemde, yılbaşı gibi etkilerini görmeye başladık. Daha sonrasında korktuğumuz yılbaşından sonraki 15 gün acaba bir tekrar bir patlama yaşar mıyız diye düşünüyorduk. Çok şükür en azından Kocaeli ili için böyle bir durum gelişmedi. Yavaş yavaş yoğun bakım yatak sayılarımızı azaltabildik. Kapatabildiğimiz pandemi servisleri oldu. Bütün sağlık çalışanları olarak çok mutluyuz, gururluyuz. Haziran'dan, 1 Haziran'dan itibaren bir yeni normalleşme süreciyle beraber bütün dünya, sadece ülkemiz değil, dünya olarak da bir gevşeme yaşandı. Çok hızlı bir şekilde vaka sayıları ve hasta sayıları artmaya başladı. İlk yaşadığımız ataktan çok çok daha fazla, belki hani 8-10 katı hasta yoğunluğuyla karşılaştık dünya olarak da, Türkiye olarak da. Şimdi eğer bir rehavete tekrar kapılırsak, toplumun hatta dünyanın çoğu aşılanmadan bir rehavete kapılırsak, mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymayı bırakırsak eğer bu yaşadığımız günlerden çok daha kötüleri gelebilir. Özellikle virüsle ilgili mutasyonlar açıklanıyor bilim adamları tarafından. Aşı hepsine faydalı olacaktır deniliyor ama bu mutasyonlar daha da artmadan bizim bu virüs bitirmemiz tamamıyla hiçbir şekilde mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak olabilecek bir şey.